Arslan Bulut Yeni Çağ gazetesi Sığınmacılar için yeni anayasa. Yeni anayasaya kimin ihtiyacı var? Yeni nüfusun. Yani sığınmacıların ihtiyacı var gibi görünüyor ama pek öyle değil. Çünkü Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunuyorlar. Bu da gerekli görüldüğü anda geri gönderilebilirler demektir. Fakat iktidar rejimi değiştirmek ve yeni bir devlet kurmak için sığınmacıları kullanıyor. Kısacası aslında yeni anayasaya iktidarın ihtiyacı var. Hani 2016'da Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyorsa anayasayı Cumhurbaşkanı'na uyduralım diye özetlenen bir çıkış yapmıştı ya. Şimdi de sığınmacıları Türkiye'de tutabilmek ve vatandaş yapabilmek için milletin çeşitliliğine dayanan bir anayasa yapmak hedefleniyor. Daha doğrusu anayasanın sığınmacılara uydurulması planlanıyor. Böyle bir girişim anayasanın ilk üç maddesini yani Cumhuriyet'in temel niteliklerini değiştirmek demektir. Cumhuriyetin temel nitelikleri ise anayasanın dördüncü maddesinde korunmuştur. Dördüncü maddede anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hükümle ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesindeki hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez deniliyor. İkinci madde, Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir şeklindedir. Üçüncü madde ise Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı ay bayraktır. Milli maaşı istiklal maaşıdır. Başkenti Ankara'dır deniliyor. Milletin çeşitliliğine dayanan bir anayasa yapmanız için milletin bölünmezliği ilkesini kaldırmanız gerekir. Bu da darbe demektir. Hem de Türk milletine darbe. Yine başlangıç ilkelerinde millet iradesinin mutlak üstünlüğü egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun bu anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle kalıştırılamayacağı deniliyor. İşte yıkılmak istenen bu ilkedir. Milletin çeşitliliği dediğiniz zaman anayasanın başlangıç ilkelerini ve ilk dört maddesini kaldırmayı, yani Türkiye'nin Türk vatanı, üzerinde yaşayanların da ırkına etnik kökenine bakılmaksızın Türk milletinin ferdi olduğu kabulünü yok etmeyi hedeflemiş olursunuz. Mustafa Balbay son yazısında 2019'daki yazısında gündeme getirdiği İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanıp uygulamaya konan eylem planını yeniden hatırlattı. Belgenin 8. sayfasında aynen şöyle deniyor. Uyum strateji belgesi ve ulusal eylem planının ilk bileşeni olan toplumsal uyum, göçmenlerin kültürel, sosyal ve ekonomik olarak yaşadıkları topluma dahil edilerek ortak bir aidiyet hissi geliştirilebilmesi, kültürler arası etkileşim, istişare, toplumsal diyalog çevresinde farklılıkların karşılıklı tanınması, saygının devam ettirilmesi ve bir arada yaşamalarının sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Göçmenlerin sağlıklı bir şekilde kimliğinin tanınması, kısaca çeşitliliğinin toplumsal kabulü, toplumsal uyum için önemlidir. Bu belgenin Suriyelilerin daha büyük bir proje için getirildiği anlaşılıyor. Ayrıca Oğuz Kağan'dan 1770 yıl sonra Anadolu'yu tekrar fetheden Alparslan'ın adını taşıyan üniversitede Suriyeli sığınmacıların sosyoekonomik ve kültürel uyum düzeyinin karşılaştırılması Kilis ve Batman örneği başlıklı bir çalışma yapıldı. Araştırmada Suriyeli sığınmacıların Suriye'nin farklı kentlerinden geldikleri, farklı yapılara sahip oldukları ve bu nedenle sosyoekonomik ve kültürel uyum süreçlerinin de birbirine benzemediği tespit edildi. Yani Suriyeliler birbirine uyumlu değildir ki Türkiye'ye uyum sağlayabilsinler. Zaten konu bu değildir. Konu iktidarın Türk vatanına ortak çıkarmaya çalışmasıdır. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.